Merhabalar sevgili Burç TV takipçileri. Sıradaki falımız balık burçları için. Bakalım bu ayki balık burçlarının falında neler çıkmış. Pardon. Şöyle yavaşça bir açalım. Ben de bir bakayım. Siz de bir görün. Şöyle ilk başlaştığınızda şeyi fark etmişsinizdir. Hani böyle açtığımda bir ferahlama, bir böyle aydınlık bir dönem başlıyor sanki. Böyle toplandı ve her şey bir aydınlık açıldı gibi. Eğer ki hani içinizde canınızı sıkan, üzen bir şey varsa bu ay içerisinde belki çözüm bulabilirsiniz. Böyle bir ferahlama dönemi var sanki. Böyle şurada bir kalabalık var. Ve bakalım neler çıkmış. Şurada bariz bir E harfi gibi çıkmış ama orada oturan bir insan var sanki. Böyle kitap okuyan, hani böyle kendini geliştirmek isteyen olabilir, geliştirmiş olabilir, kitap okumayı seven biri olabilir, şu anda bir eğitim alıyor olabilir ama biri var. Bu aileden biri, haneden biri sanırım. Ve birinin de bağlantılı olduğu biri var. Hani o kişinin. Bu sizsiniz ya da karşınızdaki bir kişi olabilir. Nasıl diyeyim? Aranızda böyle inanılmaz böyle büyük bir haberleşme olacak. Bir haber. Bakın böyle top gibi bir şey. İki kişiden biri birbirine böyle büyük bir haber verecek. Bu ama böyle zaten bağınız olan biri. Bu aileden biri olabilir. İşte arkadaşlarınızdan çok samimi olduğunuz biri olabilir. Ya da işte eşiniz, partneriniz, sevgiliniz olabilir. Ama hani inanılmaz büyük bir haber vereceksiniz. Ya o size ya da siz ona. O size ya da siz ona. Hani böyle sürpriz bir haber olur ya, işiyle ilgili, hayatıyla ilgili herhangi bir şey. Böyle sanki bir haber vereceksiniz birbirinize. Böyle sevinçli bir durum çıkmış bence. Böyle bağlantılı olan iki kişi, en fazla da bu çıkmış. Bir de böyle sanki şurada biri dalgalara boğuşuyor, böyle hani yüzüyor, kulaç atarmış gibi bir insan çıkmış. Bu yakın çevrenizde bir insanın böyle bir şeyle çok fazla mücadele ettiğini göreceksiniz, duyacaksınız belki bu ay içerisinde. Hani bu kişi böyle inanılmaz derecede mücadele ediyor. Bir sağlık sorunu olabilir, bir işte birlikte olduğu kişiyle ilgili bir sorunu olabilir. Bir şey için çok fazla çabalıyor, yani böyle çırpınıyor gibi. O kişiden bir haber alıp belki de ona destek olabilirsiniz. Yakın çevrenizde birinin bir sıkıntıyla bir derdi, yani çok büyük bir dert değildir belki ama hani bir iş kuruyordur, onun için çabalıyordur. İşte bir okula gitmek istiyordur, onun için çabalıyordur. Aslında hani sonucunda güzel şeyler elde edebileceği bir şey için de çabalıyor olabilir. Ya da bir ilişkisinde küçük bir bozulma olmuştur. Çok pardon. Belki de onu düzeltmek için uğraşıyor. Çabalayan biri var. Onun haberini alacaksınız ama onun arkasında da bakın şöyle bir timsah gibi bir şey çıkmış. Yani o bir şey için çok çabalarken birisi onun bu çabalarını yıkmaya çalışıyor ya da ona zarar vermeye çalışıyor. Hani böyle o çabalarken destek olmak yerine tam tersi onu böyle köstek oluyor. Yani bilerek değil ama bazen bilinçsiz olarak da olabilir. İşte ilişkisinde ya da iş hayatında, işte işle ilgili kendini geliştirmek, eğitim almak ya da herhangi bir şey yapmak için çok çabalayan biri vardır etrafınızda. Ama onun da etrafında ona bu çabalarında hani böyle yarar olacak yerine zararı dokunan biri var. İşte belki de uzaklaşmasını, başka şehire gitmesini istemiyor, eğitim almasını istemiyor. Bilinçli ya da bilinçsiz, hani her türlü olabilir ama böyle bir timsahı var onun da. O kişi de ona bu çabalarken bence mani oluyor onun değişik bir şekilde ilerlemesine belki de. Şurada böyle bir şöyle bir kaplumbağa gibi çıkmış böyle. Kaplumbağa ve ağzı açık böyle. Hani kaplumbağa genelde şeydir. Yani bir mekan değişikliği, yer değişikliği denir kaplumbağa için. Hani belki de bir iş değişikliği yapacaksınız, belki de bir ev değişikliği, yani bulunduğunuz ortamdan uzaklaşmak, başka bir yere gitmek, şehir, ülke değişikliği gibi de olabilir. Ama ağzı açık kaplumbağa, yani hani haber beklediğiniz bir yer varsa bir işten o haberi alacaksınız. Hani bu haber gelecek büyük ihtimalle size, bir haberi getirecek biri. Ya da işte ev değişikliği, ev ile ilgili bir haber, belki istediğiniz evi, semti, her şeyi belirlediniz ama hani bir yerden haber bekliyorsunuzdur. İşte o zaman da o evle ilgili bir haber alacaksınız ya da yurt dışı ile ilgili bir bağlantınız varsa eğer, oralara gitme imkanınız, taşınma imkanınız, şehir dışı da olabilir. Bununla ilgili bir haber gelecek sanki. Onun haricinde bakalım neler var. Burada böyle bir tane
Sanki deniz atı var ama böyle deniz atı böyle kalınlaşmış, hani böyle büyük iri yarı bir deniz atı, hani böyle yaşlı ifade gibi çıkmış yani biraz da aslında. Hani çok uzun zamandır istediğiniz, beklediğiniz bir şey varsa böyle artık hani kemikleşmiş, uzun yıllardır istiyorum istiyorum ama hani bir türlü olmuyor dediğiniz böyle bir şeyiniz varsa bu içerisinde olabilir. Böyle sanki istediğiniz şeyi elinizde tutuyorsunuz. Çok uzun zamandır beklediğiniz bir şey varsa, hani o küçük ama çok 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 büyük bir şey değil belki ama hani hiç ummadığınız anda bu ay içerisinde karşılaşabilir, o istediğiniz şeyi elde edebilirsiniz. Bence güzel bir deniz atı çıkmış. Uzun zamandır, belki de çok eski zamanlarda istediğiniz ama artık hani böyle artık istemekten yorulduğunuz, söylemediğiniz bir şey bile şu anda karşınıza çıkabilir ve bu ay onu yaşayabilirsiniz, istediğiniz bir şey. Bence güzel çıkmış orada. Şurada böyle gizli saklı bakın böyle bir insan var sanki. Böyle bir karanlığın içerisine kalmış. Gözleri, ağzı var. Böyle biri var. Sürekli sizi gözlüyor gibi. Böyle hani bu şey gibi. Böyle bir karanlık yönü var bu kişinin. Böyle çözemediğiniz, çok size belli etmediği ama sürekli sizi etrafınızda izleyen bir insan çıkmış. Böyle sürekli sizi analiz ediyor, sürekli ne yaptığınızı gözlemliyor ve karanlıkta kalmış. Hani kendini de belli etmemeye çalışıyor. Bu ay belki onun farkına varacaksınız. Hani belki de işte bekar biriyseniz sizi gözlemleyen, etrafınızda böyle sizi sürekli takip eden biri olduğunu anlayabilirsiniz. Ya da işte normal yakın çevrenizde, arkadaş ortamında ya da birinin sürekli aslında sizi izlediğini bu ay öğrenebilirsiniz. Şöyle 2-3 kişilik böyle bir grup halinde bir yere gideceksiniz sanki ama böyle çok eğlenceli, böyle hani sanki bulutlar, çiçekler, böyle hani güneşli bir ortam, hani nasıl diyeyim, güzel, keyifli bir ortamın içerisine gideceksiniz ama sanki böyle 3 kişi de değil. Şey 2-3 kişi gibi yani, böyle hani bir kişi değil daha doğrusu. Kalabalık bir şekilde bir kalabalığa girdiğinizde kendinizi çok keyifli hissettiğiniz bir zaman geçireceksiniz. Uzun zamandır görmediğiniz arkadaşlarınızla belki görüşeceksiniz ama hani çok keyifli bir ortam çıkmış. Onun haricinde bir bakalım neler çıkmış. Bence böyle ferah, aydınlık bir dönem. Ben bir de tabağa bakmak istiyorum. Bakalım tabağımızda neler çıkmış bu ay için. Şöyle bir. Yani aslında şurada iki kişi var ve karşısında bir kişi böyle. Nasıl diyeyim? Bir arkadaşınızla birlikte yanınızda biri var, böyle burnu büyükçe biri sanki, hani burnu bariz gözüken biri ve siz gittiğiniz bir yerde çok sevdiğiniz, çok böyle önemsediğiniz biriyle böyle sarmaş dolaş olacaksınız. Uzun zamandır görmediğiniz biri olabilir bu. Yanınıza da birini alıp gittiğiniz bir yerde, şimdi kişiye göre değişebilir. Uzun zamandır görmediğiniz, çok özlediğiniz biri varsa arkadaşınızla, eşinizle, işte kardeşinizle biriyle gidip böyle çok sevdiğiniz bir insanla sarmaş dolaş olabilirsiniz ama bazen de şöyle de yorumlanabilir. Bekarsanız iki kişi arkadaşlar bir yere gidersiniz. Bir yerde biriyle tanışıp çok sarmaş dolaş olabilirsiniz. Bakın böyle hani böyle öpüşüp koklaşıyorlar gibi özlem gideriyor olabilir ya da hani böyle yeni bir tanışma ve aşk durumu da doğabilir böyle. Karşılıklı olmuş. Hani kişiye göre değişir dediğim gibi bu durum. Bekarlar için başkadır ama evliler için de başkadır. Evliyseniz belki de eşinizle gideceğiniz bir yerde çok sevdiğiniz, özlediğiniz biriyle sarmaş dolaş olabilirsiniz. Onun haricinde bakalım neler çıkmış. Burada böyle yalnız duran bir insan var. Bir dönem böyle hani hayatınızdaki bir insanı, bakın burada karşıda düşen bir insan var. Yakın çevrenizde birinin böyle bir yerden düşüyormuş gibi çıkmış. Yani bu psikolojik bir düşme olabilir. Maddi olarak bir düşme de olabilir. Birinin finansal olarak ya da ruhsal olarak böyle kendini iyi hissetmediği, düşüşte hissettiği, daha eskisinden biraz daha kötü hissettiği bir durumla karşılaşmış olabilirsiniz. Sanki karşıdan onu izliyorsunuz. Siz daha güçlüsünüz, ayaktasınız. Ve sanki onu böyle çok iyi anladığınızı, analiz ettiğini, empati kurarak çok fazlasıyla onu hani
anladığınızı düşünüp ona yardımcı olabilirsiniz. Çünkü balık burçlarının en belirgin özelliğidir bu. Siz çok fazla inanılmaz derecede karşı tarafı gördüğünüz anda hissedebilecek bir insansınız. Hani böyle iyi mi, kötü mü, psikolojisi nasıl, şu anda birine ihtiyacı var mı? Empati yeteneği en yüksek neredeyse burçlardan biri olduğunuz için belki de böyle bir yakınınızın, arkadaşınızın mutsuz olduğunu, ona yardıma gitmeniz gerektiğini hissedeceksiniz ve bu ay içerisinde ona yardımda bulunabilirsiniz. Çünkü dimdik ve ayakta duruyorsunuz ve onun düştüğünü göreceksiniz. Yani hani bu çok o istemeden yardım, belki de onu gözlemleyip hemen gidip ona yardımda bulunacaksınız. Zaten balık burçlarının en çok şeyi de başkaları için yaşamaktır ya, bu ay içinde büyük ihtimalle yine aynı şey yaşanacak. Onun haricinde bence güzel, sizle alakalı olumsuz ve kötü bir durum çıkmamış. Biz en azından güzel ve iyiye yorumlayalım. Gerçekten enerji çok önemli. Nasıl hissederseniz, nasıl düşünürseniz bir şekilde onlar olmaya başlıyor hayatta. Ki balık burçları enerjileri en iyi yönetebilecek, çekebilecek burçlarsınız. Çünkü çok fazlasıyla enerjiyi hissedebilen insanlarsınız. Güzel ve tatlılıkla bitirelim. Umarım çok çok güzel bir ay olsun sizler için. İstediklerinizi yaşayabileceğiniz bir ay olsun. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.